Sayfa 2. Herkese merhabalar millet. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda bir OTG aparatını tanıtacağım. Bu OTG kablosu değil, OTG aparatı. Çünkü bunun herhangi bir kablosu yok. Ve bu Samsung Galaxy A11 modeline uygun bir aparat. Hani reklam olmasın ama marka belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum alacak olanlar için. A11 modelleri için uygun olan bir aparat. OTG kablosunun aynısı ama tek farkı, dediğim gibi, kablo yok. Herhangi bir kabloya sahip değil. Küçük, nasıl desem, USB kablosunun ucu gibi. Sanki USB kablosunun ucunu koparmışlar. Öyle sadece geriye bir uç kalmış gibi küçücük bir aparat. Bu aparatın bir ucu telefona takılıyor. Diğer ucu flash belleğe takılıyor. Şöyle yapacağız. Hemen aparatımızı flash belleğimize takalım. Evet, taktık. Şimdi flash bellekteki dosyaları görebilmemiz için dosya yöneticisini açıyoruz. Dosyalarım, ara, düğme, sayfa ayırıcı dışında. Flash belleğe taktığımız aparatın diğer ucunu da telefonumuza yerleştiriyoruz. Altta bir dizin belirecek şimdi, USB sürücü diye. Bekliyoruz. Evet, dizinimiz geldi. USB bellek 1, 3,65 GB 58,98 GB. Bu benim müzik çalarda kullandığım bir USB bellek. İçine müzik atıyorum ben bunun. Yine aynı şekilde müzik atacağım ama şunu söyleyeyim öncelikle. Bunun içinden, bu sadece benim USB belleğime has bir şey değil. Böyle bir aparat aldığınız zaman, telefonunuza uygun olanının, her flash bellek için kullanabilirsiniz. Flash belleğin içinden dosya alabilirsiniz. Flash belleğe dosya atabilirsiniz. Flash belleğin içinden bir dosyayı silebilirsiniz. Flash belleğinizi biçimlendirebilirsiniz. Flash belleğin içinde klasör oluşturabilirsiniz. Yani telefonunuza bir hafıza kartı taktığınız zaman hafıza kartının içindeki dosyaları genel olarak hafıza kartını nasıl yönetebiliyorsanız, aynı şekilde bu da bu aparatta telefonunuzun flash belleğinizi hafıza kartı gibi algılamasını sağlar ve hafıza kartını yönettiğiniz gibi flash belleğinizi yönetmenizi sağlar. Şimdi ben hemen indirdiğim bir tane şarkıyı flash belleğime atacağım. Geri düğme. İndirdiğim şarkı şuradaydı. Ses dosyalarım. Ses. Evet. Şimdi bir öge seçildi. Araç çubuğu gösteriliyor. Toplu eylem seçmek için aşağıya gidin. Evet. Dosyamı seçtim. Seçilen dosyayı taşı. Seçilen dosyayı kopyala. Düğme. Bir öge panoya kopyalandı. Pano gösteriliyor. Şimdi dosyamı kopyaladım. Şu şekilde geri çıkıyorum. Dosyaların ana ekranına git. Düğme. Bir öge panoya kopyalandı. Pano gösteriliyor. Dosyalarım. Ses. Evet. Nereye kopyalayacağımı soruyor. Şimdi USB belleğin içine giriyorum. USB bellek 1, 3,65 GB 58,98 GB. Bir öge. Evet. Şimdi bunun içindeki müzik klasörünü açıyorum. USB. Look Band. Link to Nes. 5-2. Buraya
Buraya kopyala. Kopyalıyorum. Bir de gel LinkedIn'es konumuna kopyalandı. LinkedIn'es. Bu şekilde böyle bir aparat aldığınız zaman böyle bir taşıma kopyalama işlemi yapabilirsiniz. Flash belleğinizi telefonunuzla yönetebilirsiniz. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Pardon. Tam belli olmadı ekran okuyucusu konuştuğu için. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Takıldığınız konu olursa yardımcı olmaya çalışırım. Ürünün bir fotoğrafını çekip bu videonun kapak resmine yükleyeceğim görenler için. Böylece nasıl bir ürün olduğunu görmüş olurlar. Böyle. Hoşça kalın.